Herkese selam, ben Mehmet Hocanız arkadaşlar. 49 günde TYT Geometri Kampı 9. gündeyiz ve yine geometrinin prensi yanımızda. Kimdi o? Tabii ki Merkez ETT Dilan Hocam, hoş geldin. Hoş bulduk hocam, sen nasılsın? Ben de iyiyim ama öyle uzaktan olmaz. Olmaz. Hocam ne haber? Hoş geldin diyorum, hoş tekrardan. Bulduk. Bu sefer dedik ki beraber olmalıyız. Size aynı enerjiyi, aynı coşkuyu verebilmek için hocamla yan yana gelmeliyiz. Ve tabii ki ne dedik? Hocam hoş geldin, kolonyalar bu sefer gerçekten geliyor. Hoş bulduk hocam. Yalnız aslında kolonyam da bitiyor yalnız. Keşke gelirken bir kolonya getirdin insan. Gerçi kupa getirmiş hocam, sağ olasın. Hocam sen de bana verirsen. Artık yeter, sen de bana verirsen sağ olasın. Klavyeyi dökmek artık yeter değil mi? Ben eyvallah, sonunda eline denk getirebildim hocam. Köfte var, gel. Gel, sana da vereceğim. Gel al. Oo, herkes kolonyaları aldı. Herkes iyi. Tamam, o zaman asıl mevzuya gelelim. Şimdiki mevzumuz şu arkadaşlar. Bizi yan yana gördüğünüzde, hocam Adanalı, ben Adalıyım, yani Kuşadalıyım. Bir bak bakalım hangimiz daha esmer? Önce kimin güneşi daha çok yakıyor? Adana mı daha sıcak, Kuşadası mı daha sıcak? Bunun kararı. Hocam indin uçaktan, geldin buraya. Burası daha sıcak değil mi? Burası çok sıcak hocam. Vallahi yakıyor. Gerçekten ilk defa geldim Kuşadası'na ve farkı görebiliyorum yani. Çok sıcak bir etki var. O yüzden yani sana bizim hak veriyorum yani. Neden denize gittiğini gerçekten abi çok iyi anladım. O zaman buradan videoyu çekip beraber atlıyoruz mu sulara? Çok isterim. O zaman bu sefer hemen bas. O zaman hemen başlıyoruz. Ey güzel arkadaşım, 49 günde TYT Geometri 9. gündeyiz. Nereye gidiyoruz? 9. gün. Sonra neresine gidiyoruz? Sonuna. Sonu neresi? 49'un sonuna geldiğimiz gün var ya, mükemmel bir sonuç gelecek ve en iyi güzel sonuçları senden duymuş olacağız. Değil aynen öyle. Aynen öyle. Peki sona gelebilmek için ne yapacaksın? Aynı enerjiyle, aynı coşkuyla ve tabii ki geometriyi severek ilerleyeceksin. Ey güzel arkadaşım, gel şu an ölümsüzleştirelim. En güzel pozumuzu senin için veriyoruz. Şu anı ölümsüzleştiriyorsun. Instagram'da bizi etiketleyip paylaşıyorsun. Yalnız sizler de böyle kalbi evet, yaparsınız. Ben de o elleri görmek istiyorum hocam. Geometri emek ister. Geometri sevgi ister. Geometri beraberlik, birliktelik ister. Biz beraberiz. Şimdi sıra sende. Hadi bakalım. Bakalım. O zaman herkes hazır. Herkesin motivasyon tavan yaptığına göre birlikte söylüyoruz. Gönder gelsin. Aa, yerlerimiz de değişti bu arada gençler. Ben kırmızı köşedeyim. Hocam mavi köşede, sanki boks maçı gibi ama neyse. Ey güzel arkadaşım, biz daha önceki derste seninle birlikte neyi bitirdik? Dik üçgeni bitirdik. 3 tane dik üçgen dersimiz yaptık. Dik üçgenin altından girdik, üstünden çıktık. Şimdi sıra kimde? İkizkenar üçgende. Yine daha öncesinde ikizkenar üçgende bir giriş yapmıştık. Ama şimdi daha ayrıntılı bakacağız. İkizkenar üçgenin tanımını tekrar vereceğiz. Temel soru tiplerini bitirdikten sonra ikizkenar oluşturma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Hocamın dakisi vardı, hatırlar mısın? Bu dakiyi yeniden sana hatırlatacağız. Yetmeyecek. İkizkenar üçgen oluşturma 2 ve 3 numaralı kural. Arkadaş burada çok farklı soru tipleri var. Aman diyeyim, bunu görmeden gitme. Bunları görmen lazım. İkizkenarda ne var ne yok hepsini birlikte halledeceğiz. Hocam başlıyorum ufaktan. Başla hocam. Şunu da hemen hızlı bir şekilde bak. Şimdi vay, daha net görüyorum. Bak bak ya. Lazeri. Vallahi lazeri ya, daha net hocam görüyorum. Hocam müdahale bak ediyor. Bak. Hocam müdahale. Var odası gibiyim yani. Var sanki odası gibi. Bakayım, bana kırmızı lazer geldi bu sefer. Tamam, bu sefer kırmızı köşe ben olduğum için kırmızı lazer bende. Şimdi ikizkenar neydi? İki kenar uzunluğu eşit olan üçgene ne diyeceğiz? İkizkenar üçgen adını vereceğiz. ABC üçgeni var elimde. AB kenarı AC kenarına eşitse ne diyeceksin? He, karşılıklı kenarlar, karşılıklı açılar birbirine eşit. Peki şu yukarıdaki x açısı bizim neyimiz oluyordu? Tepe açımız oluyordu. Tepe noktası oluyordu. Burası tepe noktası adını verelim ya da tepe açısı adını verebilirim. Peki indim aşağıya. BC benim için ne oluyordu? Taban adını alıyordu. O zaman da buraya ne yazıyorum? Taban yazıyorum ve diyorum ki bak, buraya kadar zaten bildiğimiz şeyleri sana hatırlattık. Sen de hatırladın. Yola devam ediyoruz o halde. Bir ikizkenar üçgende tabana indirilen dikme. Tabanı ne yapıyordu? Tam ortadan ikiye ayırıyordu. Aynı zamanda tepe açısı ne oluyordu bizim için? Açı ortay oluyordu. Hocamın dakisi vardı ama daki ile ilgili muhabbeti birazdan daha ayrıntılı anlatacağız. Şimdilik sadece şu bilgiyle devam edelim. Ne yaptık ikizkenar üçgenimizde? Tabana dikme attık. Tabana indirilen dikme ne yaptı? Tabanı tam ortadan ikiye böldü. Tamam mıdır? Aynı zamanda ne oluşuyor dedik burada? Açı ortay oluşuyor dedik. E tabii ki ikizkenar üçgen olduğu için bu karşılıklı açılar da birbirine eşit. O zaman şunu yazabilir miyim? AB uzunluğu hocam AC uzunluğuna eşittir. Yetmez. Tabana attığım dikme tabanı da iki eşit parçaya bölmüştü hocam. Aynen öyle. O zaman burada da ne diyorum? BH uzunluğu HC uzunluğuna eşittir dedim. Olayı bitirdim. Hemen geçelim. Sadece anlattığımız bu tanımla ilgili acaba hangi tip ikizkenar sorularını çözebiliyoruz? Onları görelim. Soruma baktım. ABC ikizkenar. AB AC eşit 13 santim. BC 10 santim. Tabanı da gördüm. Yanındaki verilenlere göre A noktasının BC kenarına uzaklığı kaç santimdir diyor. Ama bir dakika, bir sıkıntı var. A noktası burada, BC kenarı burada. Hocam A noktasının BC kenarının uzaklığını nasıl göstereceğiz? Kırmızı kalemle bir gösteriver be. Tabii ki hocam. A noktasından tuttum, en kısa mesafe dik uzaklıktır deyip yüksekliğimi indirmiş oldum. Süper.
Topu bana mı attın hemen o zaman? Yok, devam edin. Yüksekliği indirdikten sonra tabanı iki eş parçaya bölecekti. İki eş parçaya bölüyorum. Harika. Topu şimdi sana atıyorum. O zaman diyorum ki onu iki eşit parçaya böldüğüme göre burası da 5'tir, burası da 5'tir. Burada bir tane dik üçgen görüyorsun. 5'i var, 13'ü var, 5, 12, 13 üçgeni. O zaman diyorum ki bizim en kısa mesafe uzaklığımız 12 birimdir. Hatta buraya H diyelim. Otomatikman AH uzunluğumuz eşittir 12 santimdir dedim. Vurdum cevabı. Hocam hadi anlat bize 2'yi be. Hemen hocam sazı aldım elime. İkinci soruya baktığımda ne görüyorum? ABC'nin bir ikizkenar üçgen olduğunu. Peki şimdi sana şunu sormak istiyorum. İkizkenar üçgen evet çok güzel. Taban açıları birbirine eşittir. Evet ama soru bize ekstra bir de ne vermiş? AC kenarına indirilen yüksekliğin 3 birim olduğunu söylemiş. Ha, demek ki o zaman ben B noktasından AC'ye dik indirdiğimde 3 birim olduğunu yazacağım. Peki dik indirince ne yapıyorduk? Tabanı 2 eş parçaya bölüyorduk. O zaman 8'i de 2 eş parçaya böldüm. 4, 4 diye yazdım. Sonra ne var burada? Gel bak 3, 4 hangi üçgenimiz var? 5 üçgenimiz. O zaman AB uzunluğuna 5'i yazdım. BC'ye de 5'i yazdım. Özel üçgen ortaya çıkmış oldu. Zaten bizden de bunu istememiş mi? İstemiş. Cevabımız nedir? 5'tir diyorum hocam. Üçüncü soru. Ben geldim o zaman üçüncü. Baktım soruma. ABC bir üçgenmiş. Baktım AB, AC eşit 5 santim. Ha, bak burada bir ikizkenar üçgeni gördüm. 5, 5, 2'yi gördüm. 6'yı gördüm, 2'yi gördüm. X'i istiyorum. Ne yaparım diye düşündüm. Arkadaş biz sana neyi öğrettik? İkizkenar üçgen varsa tabana indir lan. Dikme. Tabanı tam ortadan 2'ye böler. O halde ne yapıyorum? Tabana dikmemi attım. Tabanı tam ortadan 2'ye böldüm. 2 santimde birer birer ayırdım. Biri burada, biri burada. Şimdi baktığımda çok net bir şey göremesem de sonrasında fark ettim ki bu x'i gören bir ne var? Dik açı var. Dik açı varsa tabii ki hipotenüs vardır. Buradaki üçgeni senin için karalıyorum ve gösteriyorum. Taban yani dik kenarlardan biri kaç birim? 7 birim. Şuradaki dik uzunluk. Ha, onu da bulmam lazım ki x'e gideyim. O zaman döndüm. Buradaki dik üçgenden de neyi bulacağız? Buradaki uzunluğu bulacağız. Hipotenüs kaç? 5. Karesi kaç? 25. Taban kaç? 1. Karesi kaç? Yine 1. Çıkarttım 24 ama bu onun karesiydi. O zaman kök 24'ü nereye yazarım? Buradaki uzunluğa yazarım. Onu da yuvarlak içine aldım. Ve ardından hipotenüsü sarı üçgende yazıyorum. X kare eşittir. Kök 24'ün karesi artı 7'nin karesi. Kök 24, 24. 7, 49. Topladım bunları ne geldi? 73. Ama x kare 73 ise x'in cevabı kök 73'tür diyorum. Aman diyeyim kök 73 diye cevap mı olur deme. İşaretle vur cevabı gönder gelsin. Dördüncü soru. Dördüncü soru hocam hatta elim kendi imkanlarımla şöyle biraz yaklaştırıyorum. Müdahale var. Müdahale var. Var odasında müdahale var arkadaşlar. Baktım yani müdahale edebiliyorum edeyim de uzaktan edemiyordum. Tamam kadar. En güzeli böyle vallahi. Şimdi dördüncü soruya baktığımda ikizkenar üçgen görüyorum. İkizkenar üçgende 20 kenarlarını gördük ama tepeden bir yükseklik indirsek tabanı iki eş parçaya bölüyordu değil mi? Zaten tabanı niye vermiş? Bak 11 var, 21 var. Bunun tamamını topladığımda 32 birimdir. Ha, o zaman ben demek ki A'dan dik attığımda tabanı iki eş parçaya bölecek. 32'yi 2'ye böldüm. Sağ tarafa 16 yazdım. Sol tarafa 16 yazacağım ama 11'i zaten yazıyor. Geldim şuraya 5'imi yazdım. Sonra şimdi sadece şuraya bakmanı istiyorum. 20'yi gördün. 20 var. Çarpanlara dikkat et. 16 var. Ha, ortak çarpanımız nedir? 4'tür değil mi? Demek ki o zaman 4 çarpı 5 olarak yazsam 20'yi. Peki 16'yı da 4 çarpı 4 olarak yazsam ne çıktı ortaya? 4'ler sabit. 3, 4, 5'in kaçar katıymış? 4'er katıymış. O zaman 4 çarpı 3'ten de ben buranın 12 olduğunu yani A'dan indirdiğimiz yüksekliğin 12 olduğunu buldum mu? Buldum. Sonra şimdi boyama zamanı hocam bak. Geldim aynen şurayı öyle boyadım. Ne görüyorsun? Burada bir 5, 12, 13 özel üçgenimiz var. X eşittir 13'tür deyip cevabı bulmuş oluyorum hocam. Nasıl soru? Süpersin. Onu da geçtiğimize göre. O zaman geldik ÖSYM sorulara. Ama biz hala daha derdeyiz. İkizkenarın tanımı sorularındayız. Hani çok zor bir ÖSYM sorusu değil. Ama TYT ayarında bir soru. Baktık sorumuza. Uzunlukları eşit ve 25 santim olan çubukları P noktasında birleştirdiklerinde AB arası 14 santim oluyormuş. Bütün özellikleri gösterim. AB arası 14 santim. Çubukların her birinin uzunluğu ne kadar? 25 santim. Bunları gösterdim. Çubuklar P üstünden zemine doğru 4 santim bastırıldığında. Bir dakika ya ne oluyor hocam? Şimdi bunun yukarıdan bir yüksekliği var. Biz bunu yukarıdan aşağı doğru kaç santim bastırıyoruz? 4 santim aşağı doğru bastırıyoruz. P üssünün artık hizası ne oluyor? 4 santim aşağı inmiş oluyor. Buna göre A üssü ile B üssü noktaları arasındaki uzaklığı benden istiyor. Burayı bulmaya çalışacağız. Ne yapacağız? Bir kere çubukların uzunlukları değişmiyor. Sol tarafta da sağ tarafta da her birine kaçar santim yazıyorum? 25 santimi yazdım. Ama yetmez.
Biz yan taraftaki üçgene döndük. Bu üçgen nasıl bir üçgen? İkizkenar bir üçgen. İkizkenar üçgende tabana indirilen dikmeye ne yapıyordu? Tabanı tam ortadan ikiye bölüyordu. En sevdiğin üçgen geldi. Aynen öyle. 7-7-7-24 açık bir üçgenimiz vardı. 7-24-25 üçgeni. O zaman dedim ki yükseklik 24. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bak biz o yüksekliği 4 santim tepeden bastık mı bastık hocam. Geriye o zaman ne kadar yüksekliğimiz kalır? 24'ten 4'e gitti. 20 santim kaldı. Demek ki buradaki ikizkenar üçgenimizin yüksekliği ne olacak? 20 santim. Tekrar döndüm baktım. Ya ben bu ikizkenar üçgende 25-25 üçgende ne yapmışım? Tabana yine dikme atmışım. Tabana attım dikme. Yine taban ortadan ikiye bölmez mi? Bölür. Peki 20 var, 25 var. 25 dediğim şey 5'in 5 katı. 20 dediğim şey 4'ün 5 katı. O zaman şuradaki uzunluk ne kadar olmak zorunda? 5'in 3 katı. O da kaçtır? 15 birimdir. Yalnız yarısı 15. Diğer yarısı da 15 olacaktır. Böylelikle ne yazıyorum? A üssü B üssü için 15-15'ten 30 santimdir dedim. Baktım seçeneklere, şöyle havalı civalı bizim bir kalem vardı. 30'a vurdum cevabı. Hocam vallahi ilk sayfa bitti ya. Beraberiz diye mi bu kadar enerjiyiz? Beraberiz diye mi bu kadar hızlı gidiyoruz anlamadım ben. Ben hiçbir şey anlamadım hocam. İkinci sayfayı... Nasıl anlamadın ya? O kadar anlattık hocam ya. Yok hocam anlamadım derken ne kadar hızlı geçtiğini İlla anlamadım. İlla hocam kelime oyunu yapacaksın. Ha. Hani var diyor ne oluyor ya da Ceyda. Ya bir espriler yapıyor kelime oyunlarından. Vallahi ben hayranım ya. Zeka gerektirir ha öyle kelime oyunlarından espri yapmak, onu söyleyeyim. Buyur hocam. Hocam ikizkenar üçgende oluştururken bir şeyler yapıyorduk hatırlarsan. Neydi? Daki. Bak sana soruyorum. Sana da sorayım. Bana da sorayım. Bak yakalandın. Daki yapıyorduk değil mi? Daki neydi? Tepeden başlayarak diklik, açı ortay, kenar ortay, ikizkenarlıktı. Peki şimdi şöyle başlamak istiyorum aslında. Sol tarafa hocam şöyle hemen kendim. Buyur hocam kendi tabletin gibi hiç şey yapma yani müdahale zaten. Şimdi bak senin. Söylediğim şeyleri yazıyorum. Büyük harfle daki yazdım. Tamam. Şimdi D dediğimiz şey diklik miydi? Diklikti. A dediğimiz açı ortaydı. K dediğimiz de kenar ortaydı. Peki son olarak ikizkenar olarak yazmış oldum. Bunlarda ne yapıyorduk? Herhangi ikisi varsa diğerleri var diyorduk. Doğru. Şimdi birinci şekle baktığımda aslında şurada bir diklik yakaladım. Tabanında da bir kenar ortay var. Ha, iki bilgi var burada o zaman. O zaman demek ki ben şöyle bir şey yazabilir miyim? AH doğru parçası hem yüksekliktir. O zaman D yazabilirim yanına. Aynen. Hem öyle. De nedir? Kenar ortaydır. K yazabilirim. Süper. Peki bunlar olunca bu bir ikizkenar üçgen oluyordu. O zaman gelirim ne yaparım? Bu olduğuna göre AB uzunluğu eşittir. AC uzunluğu derim. Bitmez ama. Nedir? Burada ikizkenarlığı gösteririm. Sonra da tepedeki açı ortayı vurgularım. Hmm. Ve ikizkenar üçgeni ortaya çıkarmış oluruz. Harika. Peki, hocam. İkinci şekle geldiğimde yine aynı mantıkla bakarsam. Diklik var, açı ortay var. O zaman AH hem... Silgidesin hocam. Silgi hemen kaleme geçti. Böyle yakında olunca görüyorum valla. Gözünden kaçmıyor hocam. Kaçmıyor hocam. O AH yükseklikti değil mi? Peki yüksekliği ben D ile yazıyordum. Bir de açı ortayı da A ile yazıyordum. O zaman bunlar olduğuna göre yine AB ile AC uzunluğu nedir? Eşittir ve ikizkenardır. Hemen yukarıda da gösterelim. İkizkenarlığı yazdım. Bu ikisi olduğu için ne diyorum? Kenar ortaydır ve ikizkenardır. Peki üçüncüye geldim. Üçüncüde ise ne var? Tepede bir açı ortayımız var. O zaman açıortayın zeminine baktığımda bir de kenar ortay görüyorum. Demek ki iki bilgiyi gördüğüm için diğer ikisini yapıştıracağım. O zaman hem açıortaydır hem de kenar ortaydır ifadesi olduğu için AB uzunluğu eşittir AC uzunluğu deyip ikizkenarımı söylerim. Hem de gelip burada da söylerim. 90'ı da yazarım. Yapıştır. Zaten biz her videoda aslında hep bunu kullanmıyor muyuz hocam? Kullandık. Demek ki o zaman nereye gidersek gidelim, hangi konuya geçersek geçelim, dakiyi her zaman karşımıza çıkartacağız. Bunu da vurgulayıp hemen ilk soruma geçiyorum. Buyur hocam. Beşinci soruya geldiğimde ABC bir üçgen verilmiş, açıortayımız var. Dikkat et, açıortayı vermiş. Zeminde de bir tane bir kenar ortay var. Ha, açı ortay ve kenar ortay olduğu için dakiyi sağladığından dolayı ben o zaman gelip buraya diklik ve ikizkenarlığı gönül rahatlığıyla yapıştırırım. Peki sonra uzunluk vermiş. BD uzunluğu 4 köküçü yazdı. Peki BDC'de yap ister ABD'de yap hiç fark etmez. Bak alt tarafta Pisagor yap veya üst tarafta Pisagor yap. Kenarı bulabiliriz değil mi? Bulalım. Ben BC uzunluğunu şöyle... Gerçi silgi bende değil mi artık? Artık hocam ben hiç karışmıyorum. Belediye bıraktı bu işleri. Neyse, belediye tamam, bu işleri bıraktı. Öyle dedin diye yapmıyorum. Hadi. Hocam siler misin? Ya ama ya. Tamam ya sildim. Şimdi başardım. Tamam. Şimdi hocam ben BC'nin karesini bak. BC'nin karesini aldım. Eşittir tamam. Dedim. 1'in karesi artı 4 köküçün karesi. Ne yaptık? Dik kenarların karelerin toplamını hipotenüsün karesine eşitledik. 4 köküçün karesi sen söyle. 4 kere 4 16. 16 çarpı 3 48. 1 eklediğimde ne yaptı? 49. Hangi sayının karesi 49'dur? 7'nin karesi 49'dur. Geldim 7'yi buraya yazdım. İkizkenarlıktan da yukarıya yazdım. Ne sormuş bana? ABC üçgeninin çevresi sorulmuş. O zaman 7 var. 7 var. Tabanda da bir 2'miz var. 14 artı 2 nedir?
16 santim benim için bir çevredir diyorum ve diğer soruyu sana bırakıyorum. Haydi bakalım o zaman, sorun o. 6 ile devam ettik, baktık sorumuza. Sen de bizle birlikte dolduruyorsun değil mi? Uyumuyorsun değil mi? Hop! Bak biz yan yanayız, beraber götürüyoruz. Sen de oradasın, kitabında baş başasın ama birlikteyiz. Haydi bakalım, tamam. A, C, B dik üçgen, diklik verilmiş, bıdı 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 eşitlik verilmiş, 6, 2 verilmiş, x'i istiyorsun. Baktım soruya, arkadaş hocamın anlattığı daki var sanki burada dedim. Neden? Bak burada bir ne görüyorum? İkiz, daha doğrusu bir kenar ortağı görüyorum. Burada ne görüyorum? Diklik görüyorum. Kim yok? İkiz kenarının kendisi yok. Demek ki tamamlamam lazım, ek çizim yapmam lazım. Nereden çekiyorum? B'de, B noktasıyla D noktasını ne yaptım? Birleştirdim. Birleştirince dedim ki yükseklik atılmış mı? Atılmış hocam. Aşağıda kenar ortay var mı? Var. Daki'deki iki özellik varsa diğer iki özelliği ben yazıyordum. Burası açı ortaydır. Yetmez. Aynı zamanda ikiz kenardır. Şuradaki açılarında eşitliğini göstermiş olalım. Şimdi ikiz kenardan ötürü bu 6'yı alırım. Buraya taşır mıyım? Taşırım. Peki 6'yı oraya taşıdığımda artık x ile ilgili ne gördüm? Bir dik üçgenin içerisinde olduğunu gördüm. Ne yaptım? 6'nın karesi eşittir dedim. 2'nin karesi artı x'in karesine eşittir. 36 eksi 2'nin karesi 4, karşıya attım. X kare ise, x kare buradan 32 geldi. Her tarafın kare kökünü aldım. Kök 32. O da zaten 16 çarpı 2'ydi. 16 da dışarı çıkabiliyor. 4 kök 2'dir dedik. Vallahi bir soru daha bitti hocam ben. Evet, sıradaki hocam, soru senin. 7'ye baktığımda bak 7'ye aslında şöyle bakmak istiyorum. Ne oluyor ya? Hocam enerji ver. Bak vallahi kahvaltı yapmadık ya. Vallahi açlıkta yer mi? Dur ya. Dur ya, artık yanımdasın ya. Uzakta olsa tamam, canı çekerdi. Hocam vallahi dur ya, döktüm hocam, seni yüzüne. Soruyu bitirseydim ya lütfen yani. Hocam al bir tane yani vallahi. Her çok sınıfta olur ya böyle. Arkada böyle ufak ufak bir şeyler çaktırmadan atıştırdım. Nasıl yiyorsunuz? Ben böyle yerdim. Ben yere böyle kalem atardım. Yere kalem atardım. Çok iyi taktik. Abi çok iyi. Sen anlat. Anlat ben geliyorum. Ama şimdi kadrajdan çıkınca çok belli oluyor. Sınıfta okey ama burada. Ama sınıfta da öğretmenin kadrajı var. O bir sırta yaklaşıyorsun böyle, sırta böyle arkadan böyle saklanıyorsun yani. Vallahi yiyeceksen al hocam. Şey yapma, yan yana hocam. Bak. Soruyu bitireyim alacağım. Yabancı değilsin. Ben soru sana geçince alacağım. Söz. Tamam buyur hocam. Şimdi 7. soruya baktığımda ikizkenarlık gördüm ama ikizkenarlığın neyini görüyoruz bak burada? Kenar ortay ve dikliği. Artık çünkü üzerine o kadar çok soru çözdük ki şık diye. Şık diye yapıyoruz. Hocam şık diye yapıyoruz valla. Şık diye yapacağız bak. Hadi bakalım. Dönmedi. Peki şık diye yapacaksam o zaman bak. Kenar ortay ve dikliği görünce A ile C'yi birleştirdim. Burada bir ikiz kenarlı yakaladım. Onu yazacağız değil mi bak. Geldim A, C'ye de onu yazdım. Bitti mi? Hayır. Burada bir açı ortayım var. Dakiyi hatırla. Diğerlerini yazıyorduk. Sonra peki ikinci bir ikiz kenar yakaladım. Bak senin için gösteriyorum. A, C uzunluğu B, C uzunluğuna eşit. Soru benden ne istemiş? Gel birlikte okuyalım. C noktası AB kenarına uzaklığı sorulmuş değil mi? C noktasından AB'ye bir uzaklık lazımsa C'den şöyle bir dik attım. Zaten bunu yapmayacak mıydık biz? Çünkü zaten ikizkenar görmüştük. İkizkenarda dik indirdiğimde tabanı iki eş parçaya böleceğim. 8 8 yazdım. Şimdi en güzel kısma geldik. Bak 8 var, 10 var. 3 4 5'i hatırla. Her birini 2 ile çarpabiliyorduk değil mi? 3 çarpı 2 6. 4 çarpı 2 8, 5 çarpı 2 10. He, 6 8 10 üçgeni ortaya çıkmış oldu. O zaman yüksekliğimiz nedir? 6'dır diyorum ve uzaklık da 6'dır deyip cevabı bırakıp süpersin ben hocam. Çereze geçiyorum. Buyur hocam. Sen çerezler sende, soru bende. Vallahi sonra bak hocam, misafir ettiniz, bir şey yedirmediniz, içirmediniz bu adama demeyin. Vallahi bak yediği önünde, yemediği arkasında bak. Bir sürü şey. Neyse oldu. Kuru kuru gitmiyor ama neyse. Bir dahaki derste çay da getireceğim. Tamam hocam, çayın da geliyor. Şimdi baktım soruma, ne var? ABCB üçgenmiş. DE dikmiş bilmem neye. 22,5 burada, 45 burada. Verilen bir eşitlik var ki eşitlik burada. 4 santim burada, benden x'i istiyor. Ya arkadaş biz artık alıştık, mevzuyu biliyoruz. Burada bir diklik var. Burada bir kenar ortay gibi durum var. İkiz kenar var ama nerede? Birleştirince gelecek. O nereden geldi? D'den C'ye bir doğru çektim, birleştirdim. Dedim ki inmişlikten iki bir eşit parça ayırmış. O zaman burada ne vardır? İkiz kenar üçgen vardır. İkizliği gösterdim. Yetmedi. Açıların da ikizliğini gösterdim. Burası da 22,5'tür dedim. Önce kenarı taşımak istiyorum. 4 neredesin? Buradasın. Nereye geldin? Buraya geldi. Şimdi de açılarla biraz oynamak istiyorum. Neden mi? İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan neye eşitti? Dış açı eşitti. 22,5. 22,5 daha ne yapar? 45 yapar. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi şuradaki sarı üçgene bakmanı istiyorum. Henüz bir şey göremiyorsun. Ama ne yapacaksın? Dur açıları hesaplamışken bitirelim. 45, 45, 90. E bir dakika, öğrendiğimiz özel üçgen ya bu. O zaman burası da 4 değil midir? Hatta onu buraya temize çektiğimde ikiz kenar üçgen nedir? Dik üçgende 4 4 varsa
Hipotenüs onların kök 2 katıydı. Kök 2 katı diye bulduğum yer neresidir? X'in değeridir. O halde X eşittir 4 kök 2'dir dedim. Güzel bir soruyu bitirdim ama ÖSYM sorar sorusuyla ki yine katlama, kıvırma, her türlü iş overlockçuluk hocamla. Buyur hocam. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Deyip ÖSYM soruları başlıyorum. Şimdi soruyu okumamız gerekiyor. Bir katlama sorusu var. ABC üçgeni AD eşittir DC olmak üzere. Yani yazmış bak şurada eşitlikler var. Peki DE üzerinde katlama yapıldığında A köşesi BD açıortayı üzerindeki A üssü noktasına geliyor. Bak biz bunda ne yapıyorduk hatırlarsan? Şekli eski haline getiriyorduk. Yani katlanmadan önceki haline getiriyorduk ki şekil 1 ve şekil 2'yi beraber kullanmak için. Peki kullanalım. E noktasını ben doğrusal bir şekilde devam ettirsem. D'den de doğrusal uzattım. A noktamız şuradaydı. Nereye gitti? A üssüne gitti. Peki kenarlar üst üste gelecekti. Hemen yapıyorum. Tek çizgi, tek çizgi. Süper. Aynı şey açılar için de geçerliydi. Açılar da üst üste gelecek. Açıortay, açıortay. Bitmedi bak. Ne var burada? Kenarortay. Sorunun verdiği kenarortayı buraya bırakıyorum. Yalnız oraya bıraktık ama ikizkenar neydi? Dakiydi değil mi? O zaman demek ki ben şöyle bir şey yapacağım bak. Şurada açıortayı gördüm. Burada kenarortayı gördüm. Peki ben o zaman gelip şöyle dakiyi yazdım. Hangileri var? Açıortay var. Kenarortay da var. İki tane bilgi varsa dikliği de yazarım, ikizkenarlığı da yazarım. O zaman geldim. Bak gel. Şuraya 90 dereceyi yazayım. Hem de oradaki açıortayın kaç derece olduğunu bulduk. 45'e 45 olduğunu bulduk. Hem de bunun bir ikizkenar üçgen olduğunu bulduk. Peki 8 de gitmeyecek mi? Hatırlarsan bak AD kenarı nereye katlanmıştı? A üssü D'ye katlanmıştı. Ha, o zaman demek ki ben gelip buraya da 8'i yazacağım. 8'i süper. Yazdık ya. Artık soru bitmiş oluyor. Niye dersen 8'i yazdığım yere dikkat et. 8, 15, 8, 15 neydi hocam? 17 üçgeni. 17 üçgeni. 17. Yani AB'nin tamamı ne oldu? 17 oldu. Peki soru benden ne istiyor? Bir okuyalım bakalım. Uzunluklar verilmiş. EB uzunluğuyla EA üssü uzunluğu toplamı istenmiş. Hemen ne yapıyorum? AE'ye şöyle küçük bir A harfi desem. Şurada da A olacak. Peki tamamı 17 olan bir ifadeden A çıkartırsam şurada 17 eksi A olacak. Doğru. Peki aslında soru bizden cevabı buldurmuş bak. Soru bize baktığında ne görüyor? EB uzunluğuna baktığımızda nerede EB? 17 eksi A. Bak şöyle yazdım. Artı EA üstüne baktığımda A yazıyor. Bunlar birbirini zaten götürür. A'yı bulmak zorunda değilim. Cevap direkt ne geldi hocam? 17 geldi. Yani doğru işaretlemiş oldum. Aynen öyle. A seçeneğidir. Yalnız soru çok güzel bir soruydu. Yanlışlıkla sildim hocam, kusura bakma. Yalnız gerçekten güzel bir çözümdü. Ellerine de sağlık diyorum. Hatta gel hocam ikizkenar üçgen oluşturumu da ikinci bölüme de geçelim. Arkadaş hazır mısın? Bak şimdi ikizkenar üçgende özellikle bu sayfaya dikkat etmeni istiyoruz. Çünkü buradaki sorular gerçekten zorlayıcı sorular. Hazır mıyız? Bak geometri ciddi bir iş. Yaptığımız espriler bir kenara ama gerçekten ciddi olması gerektiğinde de olacağız. İkizkenar üçgen oluşturumu 2 dedik. ABC üçgeninde CD neymiş? Baktım. Açıortay şeklinde gelmiş. Lazeri geç hocam, silgi desin. Ha silgi demeyin pardon. ABC üçgeninde CD açıortaymış. CD AD'ye dikmiş. Dikliği gördüm, açıortayı gördüm. Aklıma ilk gelen şey zaten ikizkenar üçgen ama bazı tamamlamalar yapmam lazım ama şimdilik dur. DE kime paralelmiş? BC kenarına paralelmiş. Buna göre ne yapabiliriz? Şimdi arkadaş ek çizim yapacağız. Ek çizim nereden gelecek? Şu AD'den ne yapıyorum? Doğru mu? Dümdüz uzatıyorum. Çünkü görüyorum ki ya arkadaş burada bir ikizkenar var. Çizmemişler. Yarım bırakmışlar. Çizdim bitirdim. Daki'deki ne var? Açıortayımız var. Dikliğimiz var. Geri kalanları ben yazıyorum o zaman. Ne oldu? Burası kenar oldu. Ne oldu? Burası ikizkenar üçgen oldu. Ne oldu? Şuradaki açılar birbirine eşit oldu. Şimdilik onlar dursun. Ardından ikinci bilgiyi patlatacağım ama patlatmadan önce AD çizgisi uzatıldığında biz ne elde ettik? Örneğin şuraya K noktası dersem AKC ikizkenar üçgen elde edildi. İkizkenar üçgen oluştu. Gördün mü nasıl oluştuğunu? Bitti mi bitmedi? İşte asıl bomba geliyor. Şuradaki paralellik, şuradaki paralellik gördün. Devam ettim. 1'e 1 oran ya da 1'e 2 oran şeklinde de yorumlayabilirsin. O halde dedim ki aynı oranlamana nerede olacak? Karşı tarafta olacak. Hem paralellik hem oranlama varsa karşı tarafta aynı şekilde oranlanıyordu. Hatta biz burada geçen derslerde sana dedik ki orta taban kuralı var. Orta taban kuralı burada çok önemli. Hocam şuranın uzunluğu K birimse 1'e 2 oranı olduğu için ne dedik? Buranın tabanı 2K uzunluğunda olacaktır. İşte en önemli noktalardan birisi burası. Ayrıca DE uzunluğuyla ilgili neyi söylemiş olduk? Orta taban olduğunu söylemiş olduk. Ne yaptık? Bir üçgen içerisinde hem ikizkenar üçgeni bulduk hem de orta tabanı bulduk. Peki bununla ilgili soru var mı? Gelsin 9. soru hocam senin. Şöyle bir şey ekleyeyim. Maden gibi özellik değil mi? Bak, aynen. Kazdıkça çıkıyor orta vallahi. Orta taban var, ikizkenar oluşturma var, açıortay var, diklik var. Yani şu ana kadar gördüğümüz her şey aslında
tek görüntüde hepsi iç içe değil mi? O yüzden bence çok önemli. Hem de şöyle de bir ünlemimizi atalım değil mi? Süper. 9 sende hocam, buyur. 9'a geldim. Hocamın söylediği gibi öncelikle soruya seninle birlikte baktık. Tepede ne gördük? Bir açıortay değil mi? Fakat aşağıda bir 90 var ama tamamlanmamış. Ne yapıyorduk? BE'yi doğrusal bir şekilde tamamlayıp hem açıortay hem dikliği kullanmak. Nedir o? Daki yazdım yine. Hep dakiler bana kalıyor. Evet, hep dakiler sende. Şimdi hocam, bak, açıortay var. Burada neyimiz var? Aşağıda F noktasında dikliğimiz var. İki bilgi varsa diğerleri vardır. O zaman kenarortay ve ikizkenarlığımı şöyle sağladım. Hatta şuraya T harfi diyelim. AT uzunluğu BA uzunluğuna eşit olmuş oldu. Peki alt tarafta bir şey yakaladık bak. Niye vermiş şu bilgiyi? ED uzunluğu, yani ED doğru parçası AC'yi paralel demiş. Ha, demek ki ben o zaman FD, TC şu şekilde bir paralellik sağlarsam orta tabandan 2'nin 2 katı nedir? 4'tür değil mi? Süper. Peki hocam, 16'dan 4'ü çıkartırsam şu üst taraf ne geldi? Hatta 12 birim geldi. Yazayım. 12 Süper. Birim. Biz az önce bunu ikizkenar bulmadık mı? Bulduk. O zaman x değeri nedir? 12'dir diyorum ve cevabı vuruyor. Vallahi bravo, tebrikler hocam. Geldim 10. soruya o zaman. Baktık sorumuza. ABC bir üçgendir. Diklik verilmiş. AD eşitmiş DC'ye. Şurada bir eşitliğimiz de var. Bizden ne istiyor? 24 dereceler verildiğine göre x kaç derecedir diyor. Bu sefer az önce kenar buldurduk. Benzer yöntemle de şimdi açı bulduracağız sana. Kim eksik? Açıortay var mı? Var. Diklik var mı? Var. İkizkenarın kendisi yok. Ne yapıyorum? Doğrusal buraya doğru çekiyorum. Ha, çekti, ben bir an Allah, sildim onu ben geri. Şimdi tekrar düzelttim. İkizkenar olabilmesi için uzatmamı yaptım. Dedim ki ey güzel arkadaşım, burada ikizkenarı yakaladım. Tabanı orantıladım. Açıları da birbirine eşitledim. Her şeyle gösterdim. Şimdi baktım, geldim. Ya arkadaş, burası birbirine eşit ya. Karşı tarafta birbirine eşit ya. Sorunun söylemesine gerek yok. Eğer şurası birbirine tam ortadan ikiye bölüyorsa burası orta tabandır. Ve söylemeden biz şuradaki AB doğrusunun D doğrusuna ne olduğunu gördük? Paralel olduğunu gördük. Paralelliği yakaladık. Bizim amacımız neydi? X'i bulmaktı. Dur bakayım, X'i biraz taşıyayım. X burada tepede duruyor. Hadi gel, paralellikten, yöndeş açılardan X'i buraya alabilir miyim? Alırım. Şimdi işte bombayı patlatma zamanı. İki iç açının toplamı... Kendine komşu olmayan bir... Yok, oradan içten yap hocam. İçten yapayım. Daha küçükten evet. Gidelim. Şurası da 90'dı bu arada. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı ölçüsüne eşitti. O halde x eşittir diyorum. 24 artı 90'ı basıyorum. X eşittir ne geldi? 114 derecedir dedim. Vurdum cevabı. Bıraktım hocama yeni kuralı. Yeni kurala geldiğimde sihir yapmayı sever misin? Bak, ben buraya gelince... Hocam çok... korkutma beni. Yan yanayız ya. Vallahi sihir bir yerde mi bu? Yok, keşke yeteneğim olsa. Bak, gerçekten öyle bir yeteneğim yok hocam. Ama geometride var hocam. Geometride gerçekten böyle parmaklarımızla sihir yapacağız. Nasıl biliyor musun? Bak, şekle baktığında birbirine bakan açılar görüyorsun. Bak, nerede o? ABC üçgeninde 2x ile x açısını görüyorsun. Yani birbirine bir açı eğer biri birinin iki katı şeklinde yazılmışsa ne yapıyorsun biliyor musun? A noktasından içeriye doğru şöyle ben bir x açısı aldım. Süper. Hocam, diyeceksin ki şimdi sen bana... İkizkenar. Yok. Niye kafana göre öyle aldın? Kafana göre aldın. Aslında amacımız ne biliyor musun? Soruya herhangi bir müdahale yapmadık. Çünkü bizim amacımız sadece burada x derece bölmüş oluyoruz. Buradaki amacımız nedir? Şöyle mesela T harfi desem AT uzunluğuyla TC uzunluğu ikizkenardan eşit olur. Oldu. Peki en başa gidelim. Birinci günümüze gidelim. Ne demiştik? İki tane iç açının 49 toplam... günde TET geometri birinci güne hoş geldiniz. O kadar başa mı? Tamam, o kadar başa gitmeyelim. İki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit. Vallahi ilk günden beri kullanıyoruz hocam o bilgi ya. Son güne kadar kullanacağız hocam. Hadi bakalım. Bak, x. X toplayınca ben nereye yazacağım ben bunu? Geleceğim şuraya 2x yazacağım. Bir dakika bak, ne ortaya çıktı? İkizkenar. İkizkenar ortaya çıktı. İşte bak, AB uzunluğu da AT'ye ve TC'ye eşit olmuş oldu. İşte bu A küsünden çizilen çizgiyle ben ne yakaladım? AB uzunluğu eşittir dedim. Sonra AT uzunluğuna, sonra da nedir? TC uzunluğuna. İşte bak, bu şekilde iki tane ikizkenar ortaya çıkarmış oldu. Süpersin hocam. İkinci kurala geçmeden önce ben ufak bir dizgi hatası var. Elindeki kitapta arkadaşım, yapman gerekeni şu söylüyorum sana. Hemen şurada AC'ye bir tane dikme atıyorsun. Eğer buradaki dikme yoksa biz bu kuralı uygulayamayız. Bak, kuralı uygulayabilmen için dikme x ve 2x'i görmen lazım. Olmadan olmaz. Dikmeleri yapıştıralım. Hocam, top sende. Tamamdır. Şu okları sildim hocam. Tamamdır. Şimdi soruya yine baktık. Yukarıdaki gibi sihir yapacağız ama x ve 2x'i görüyorsun. Yine birbirinin iki katı. Yalnız burada her zaman içeriden çizmek zorunda değiliz. Zaten içeriden çizilenler bazen kolay olabilir ama dışarıdan ek çizimler daha zordur. O yüzden ben önce şu soruya başlamadan önce, özelliğe başlamadan önce ünlemi koydum. Çünkü amacım nedir biliyor musun? X derecenin yanına dışarıdan şöyle A'dan bir doğru çizsem
Ne kadar çizeceğim yine? Soruya herhangi müdahale etmediğim hocam için. Hocam onu kafadan nasıl çiziyorsun diyecek arkadaş. Ne diyeceksin? Orada da şöyle bir şey yapalım hocam. Bak A'dan dışarıya çizdiğimde şu an ben burada kaç derece yakaladım? 2x değil mi? Güzel. Burada ne var? 2x var. Yani amacım burada bir şeyleri benzetebilmek. Hmm. Bir ikizkenarlık yakalayabilmek. Ama bu şekilde yakalayamıyoruz. Daha bitmedi çünkü. Niye dersen şu köşeye ben bir y açısı desem. Biz ne biliyoruz? İç açılar toplamı 180 derece değil mi? O zaman demek ki x hatta artı... hocam seni durduracağım ama ona geçmeden önce. Şimdi sen diyorsun ki burada x var, burada x var, burada 90 var. Yani açıortay var, diklik var. Ne söyleriz? İkizkenar söyleriz. Nereye? Onu da ekleyelim. Bak kenarortay, kenarortay. Kenarortayı kafadan mı söyledim? Hayır. Benim yazdığım açıortay alttaki diklikle beraber birleşince iki bilgi olmuş oldu. Dakide ne demiştik? İki tane bilgi varsa harikasın. Diğerleri vardı. Heh, o zaman demek ki AD kenarıyla şuraya da T harfi diyelim. AT kenarı ne olmuş oldu? Eşit oldu. İkizkenar ortaya çıktı. Şimdi o yazdığım Y'ye dikkat et. X artı Y 90 derece mi? 90 nereden derece. Geldi? Şuradaki dik üçgenden geldi. Evet, lazerle göstereyim. 90, aynen. Y, X. Bu iç açılar toplamı 180 dereceden. X artı Y 90. Yalnız hocam bak. Tepe büyük üçgene bakıyorum bak. Evet. Şu üzerinden geçtiğim üçgende şurada ne var? 2x var değil mi? Evet. Ha, demek ki o zaman ben şöyle bir şey yapsam bak. Şurayı 2 ile çarpsam. Bunu da 2 ile çarpsam. İfade değişmez değil mi? Amacın 2x'e benzetmek. 2x'e benzeteyim ki kalanları y cinsinden yazayım. Ha, bak bak bak. 2x artı 2y eşittir 180. Sen de bunu yakaladın değil mi? Bak 2 ile genişletmiş oldum. Peki tepede bir 2x'im var ama... Tabanın bir tanesinde hatta aşağı inelim hocam. Biraz daha indirdim. Buyur hocam. Üçgenin boş halini çizdim. Biz az önce ne yapmıştık? Köşede bir 2x bulduk. 2x yazdık. Y yazmıştım. Peki şimdi buraya ne yazarım bak boş açıya? Amacım 180 yapmak değil mi? 2 tane x, 2 tane y 180. Heh, bak 2x var, bir tane y var. O zaman benim buraya ne yazmam gerekiyor? Y yazmam gerekiyor. İkizkenar geldi hocam yine. Evet hocam bak senin için gösteriyorum. Bak bak bak. Ne gördün? İkizkenar üçgen gördün. Şekilde de gösterelim bak. Şunun BT uzunluğunun AB uzunluğuna eşit olduğunu söyleyebiliriz. Burada da yine maden var. Çünkü her şeyi tane tane bulmuş olduk. Ama yine söylüyorum bak orada çizdiğimiz açıortaydaki x açısıyla ikizkenarı bulduk. Sonra ne yaptık? Geldik bir tane daha ikizkenarlık bulduk. Tamam mıdır? Peki boşluğu dolduralım o zaman. Bu A köşesinden çizilen çizgiyle neyi bulmuş olduk? AD uzunluğunun AT uzunluğuna eşit olduğunu bulduk. Bu birinci ikizkenarımız. İkinci ikizkenarımız ise AB uzunluğu BT uzunluğuna eşittir diyorum. Ve bence hocam çok önemli bir özellik harika. Bu. O yüzden gel buraya bir tane daha yıldız atalım. Bir tane de sen atayım. De burayı doldur ki karşına çıkarsa bu şekilde bir soru bizim yaptığımız gibi yapacaksın. Tamam mıdır? O zaman gelsin. Yan yana iki kazık, anlamayana çok yazık. 11'i ben çözeyim. O çok önemli kural dediği sorunun benzerinde hocam çözecek. Şimdi ben o ilk kuralı çözeceğim sana güzel arkadaşım. Baktık sorumuza ne yazıyor bize? ABC bir üçgendir. BC 10 santimdir. 6 santim. Başka hiçbir şey yok mu? Var. Şuradaki açıya dikkat etmeni istiyorum. Biri birinin iki katı. Hemen gidelim onu yazalım. ACB karşı yani 2m kadarmış. ACB açısı neresi? Burası hocam. Ya da ben ona x dersem gerçi karışır. 2m diyeyim tıpkı sorunun dediği gibi. Herkes karşısındakinin m katıdır dedim. ABC açısına da m dedim. Hatırlıyor musun? Yukarıdaki kuralda ne yaptı hocam? Yandan bir tane doğru çekti. Geldim soruma baktım. M var mı var? 2m var mı var? O zaman dedim ki arkadaş ben bir tane ek çizim yaparım burada. Ek çizimi nereden yapıyorum? Karşı taraftan yapıyorum. Ne kadarlık açı alıp yapıyorum? M kadarlık açı alıp yapıyorum. Buraya kadar var mı bir problem? Yok. Peki otomatikman burası ne oldu? İkiz kenar bir üçgen oldu. Bitti mi? Bitmedi. İki iç açının toplamı kendine komşu olmayan bir dış açı eşitti. M, M daha. Ayda Allah hepsini sildi ya. Benim silgi vallahi bazen devreye giriyor. Ben onları tekrar gösteriyorum. İkiz kenarlığı tekrar gösterdim. Şimdi söylüyorum. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açı. Yani şuradaki dış açıya eşit olmak zorundadır. Ve geldik enteresan bir bilgiye de. 2M, 2M. O zaman burada da bir ikiz kenar var. Ne yaptım? Altını oraya da çizgimi at. İkiz kenardan ötürü 6'yı buraya taşıdım. 6'yı buraya taşıdım. 10'dan 6'yı çıkardım. 4. Soru henüz bitmedi. Sorunun bitebilmesi için x'i benim bir ikiz kenarın içine bir yere yerleştirmem lazım. Bir dik üçgenin içine. Dik üçgen mi dedim. O zaman diyorum ki gel yukarıdan buraya bir dikme atalım. İkiz kenar üçgende tabana atılan dikme tabanı tam ortadan ikiye bölüyordu. Burası 2 birim. Burası 2 birim. Hemen döndüm şu siyah üçgende hipotenüs kuralını uyguladım. 6 kere 6 36, 2 kere 2 4 çıkardım. 32 kaldı. Şuradaki uzunluk kök 32'dir. Bununla da hemfikir miyiz? Şimdi büyük düşünmeni istiyorum. Ben çizeyim hatta hocam. Daha evet kırmızı kalem daha iyi olacak hocam burada.
Şunu da ben sildim. Evet, buyur. Şimdi bak, burada çizdiğim kırmızı değil üçgenle artık istediğini yapabilirsin. Hocam şu uzunlukları da yine kırmızıyla bana gösterebilir misin rica etsem? 6 artı 2 dedin. 8 dedin. Şurada da kök 32 bulmuştun. Süper. Hipotenüste de x'in var. Süper. O zaman başlıyorum. Hipotenüs der ki x'in karesi kök 32'nin karesi artı 8'in karesi. Kök 32 32 diye geldi. 8 kere 8 64 yaptı. Şuradan 6, şuradan 96. X kare eğer 96 ise neydi? 16 çarpı 6 mıydı? Evet. O zaman diyorum ki 16 dışarı çıktı. 4 kök 6'dır dedim ve geldim günün en güzel sorularından birine, son sorusuna, ayrılık vaktine. Ama hocam efsane bir çözüm yap, bize akıllardan çıkmasın bu soru. Tabii ki hocam. Hemen ÖSYM sorar sorusunu okuyalım. Öğretmen Irmak aşağıdaki ifadelere göre tahtaya bir geometrik çizim yapıyormuş. AC dik BC olacak şekilde bir ABC üçgeni çizmiş. Hatta çizelim ya. Bak cümle cümle gidelim. Şöyle ben hocam şu sağ tarafı silelim mi bence? Tamam. Yani silelim. Bu soruyla işimiz kalmadı. Ben çözümü aldım, yukarı taşıdım. Kıyamadım silmeye. Buyur hocam. Tamamdır. Ben şimdi sol tarafa söyleneni yapıyorum. Şöyle bir dik üçgen çizdim. Bu dik üçgeni çizerken de bana verdiği bilgiye göre hareket ediyorum. Bak AC dik BC demiş. İkisinde de C harfi olduğu için ortak kenarı C'yi yazdım. Hadi gel şu yukarıya A yazalım. Buraya da B yazalım. Şurada da 90 derecem var. Buraya kadar bir sıkıntı yok. BC kenarı üzerinde T noktası işaretleyeceğiz. Ama nerede bilmiyorum. Fakat devam ettiğimde burada ne görüyorsun? ABC eşittir 2 tane TAC olduğu yazıyormuş. He, o zaman ben BC üzerinde bir T harfi alacağım ama TAC 2 ile çarpıldığı için TAC dar açı olacak. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz bak. C'ye yakın alırsam TAC dar olur değil mi hocam bak. Süper. Şu şekilde çizdim. Peki ben gelip şuraya X desem. 2 ile X çarpılmış ABC eşit olmuş. O zaman ABC'ye de geldim 2X'imi yazdım. Hatta altına da şöyle yazmış oldum. Süper. X'i de yerine yaz hocam. Heh. Tam olsun. TAC nerede? Şurada. X'i de yazmış oldum. X var. 2X var 90 var. Tanıdık mı geldiğini? Ne görmüştük burada? Aslında X dışarıya doğru bir X derece uzatıp ikizkenar elde ediyorduk. Peki efsane. Hemen yapalım. Bak A'dan ben şöyle doğrusal bir şekilde dışarıya uzatacak. Hatta BC'yi doğrusal uzatacak. Ne diyelim? K harfi diyelim. Peki ben x kadar uzattığım için açıortay geldi mi? Geldi. Dikik var mı? Var. Var. O zaman dakinin iki bilgisi varsa diğerlerini gönül rahatlığıyla yazabilirim. Yazalım. Kenarortay ve ikizkenarlığı sağladık. Peki biz burada ne bulmuştuk hocam? Hatırlıyorsun değil mi? Bak y yazmıştım. Sen de hatırlıyorsun değil mi? Bak hep Mehmet Hoca'ya söylemiyorum. Sana da söylüyorum bak. Y yazdım. Tabi de 2x olduğu için x artı y 90 ise burada 2x artı 2y de 180 olacak. Ben 2x'i burada gördüm. Bir tane y burada var. Tamamı da y olmalı ki iç açılar toplamı 180 derece olsun. Yani demek istediğim AB uzunluğuyla BK uzunluğu birbirine eşittir. Peki ne kaldı? Uzunluklar kaldı. Yazalım. AB'de 15 görüyorum. 15'imi yazdım. AC'de 9 görüyorum. 9'umu yazdım. Sonra AT uzunluğu sorulmuş. Geldim buraya da mesela ne diyelim? Y diyelim değil mi? Gerçi tamam. Y demiştik. Y de dedim. Dur. Harf ver. A ver hocam hadi. A olsun. A verelim hadi. O tamam. Tarafa da. Evet, onu ben bir sileyim. Güzel hocam. Bir A yapayım oraya. Tamamdır. Güzelinden bir A çaktı. A, şimdi. Vuramadım A'yı. Bir saniye. A gelmiyor. Benimki de bug'a girdi hocam ha. Şimdi geldi. Tamamdır. Şimdi burada ne yapacağım? Verilen sayılardan dik üçgen oluşturacağım. Nerede o dik üçgen? Bak şöyle göstereyim. 9'umuz var. 15'imiz var. 9 ve 15. Tanıdık mı? Tanımadıysan şöyle söyleyeyim. 9'u biz nasıl yazarız? 3 çarpı 3 diye yazarız. 15'i 3 çarpı 5 diye yazarız. 3, 4, 5'in 3'er katıymış. O zaman 3 çarpı 4'ten kenarımız 12 gelecek. Yani ben şunun tamamının 12 olduğunu biliyorum. Peki benden ne istemişti? AT uzunluğunu istemişti değil mi? A'yı buraya yazdım. Biz ikizkenar bulmuştuk değil mi? Zaten ifade onu ortaya çıkarmıştı. 15'e 15 yazmak için 12'ye ne eklersin? 3 eklersin. Süper. Peki son kısım ne geldi hocam? Bak bak bak. Şurada... Hatta şöyle göstereyim. Yeşille boyadım bak dik üçgenin içerisine. Ne görüyorsun? Dik kenarında 9 var. Değil mi? Bak şurada dik kenarında 9 var. Şurada 3 var. Şurada da A var. Peki ben sana 1-2 özelliğini göstermiştim. Hem onu tekrar edelim. Hocam aşağı inelim. Şurada bir. Biz bir olay yaşamıştık. 1-2. Pisagor'dan ne bulmuştuk? 4 artı 1'den 5. Dışarı çıkartamadık. Dışarı çıkartamadığım için kök 5 dedim. Peki bunu bir de ne yapıyorduk? 1-3 yapıyorduk. 1-4 yapıyorduk. Hatta size sormuştuk 1-4'ü. Bazı arkadaşlar Instagram'dan etiketleyip ispatını da yapmıştı. Ellerine sağlık onların. Şimdi geldim 1-3'ü gösteriyorum bak. 1-3. 3 görüş 9. Bir daha ne yaptı? 10 kök yaptı. Kök 10. Yani ben bunların hepsini K ile çarpsam şöyle bir şey olmaz mı? K, 3K, K kök 10. Süper. Ha, demek ki ben geldik soruya yukarı. Gittiğimde 3, 9, birbirinin 3 katıysa A dediğim eleman 3 kök 10'dur derim ve günün son sorusunu
B seçeneği olarak işaretlerim hocam. Yalnız hocam var ya, bu soru gelirse gerçekten arkadaşlar can yakar ama RM tayfanın artık canı yanmayacak. Ne yapacaksın? Şuradaki iki kural var ya. Hocam ben arkadaşlardan özel bir durum isteyeceğim. Az önce gösterdiğimiz o iki kuralı ne yapıyorsun? Bize etiketleyip ispatını tek başına kendin yazıp ne yapıyorsun? Paylaşıyorsun. Unutma. Şu iki kuralı lütfen, gerçekten ikiz kenarda farklı tipte soru gelirse böyle gelir. Ve gelirse kaçırmak istemiyorsan lütfen ispatlarıyla birlikte yapmanı istiyoruz. Çünkü gerçekten geometri öğrenmek için ispat şart değil mi hocam? Bir de yaza yaza eli alışacak hocam. Aynen öyle. Peki geldik gönder gelsin testine. Gönder gelsin testine hocam Merkezi Teğet kanalında, kendi kanalında yapacak. Hocam hangi sorular burada çok güzel? Altıncı soru çok güzel bir soru. İncik değerinde böyle var ya gerçekten. Altıncı soru. İncik değeri derken tavuğun incinden mi bahsediyorum? Acıktım galiba. hocam yoldan geldi. Tost yaptık da bir yemek veremedik, daha fırsat olmadı. Vallahi hemen yemeğe ineceğiz hocam. Tamamdır şimdi. Hocam. Tamamdır. Altıncı soruya kesinlikle bakmanızı istiyorum. İncik değerinde arkadaşlar, tavuk inci gibi. Evet hocam. O zaman günü bitirdik. O zaman ne diyoruz? Hocamla birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. 10. günde görüşmek üzere. Hoş kal. Hoşça kal. Bir sonraki videoda görüşürüz.